Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ile karşınızdayım. Bugün sohbet muhabbet edeceğiz yine yani normal bir video yok ama yine önemli şeyleri anlatacağımı düşünüyorum. İsterseniz izleyin isterseniz izlemeyin size kalmış. Ee, biliyorsunuz ilk günden beri hep Marvel şu videoları çekiyoruz yani e, çok video çektik çok farklı tarzlarda videolar çektik işte e, yeni başlayan serisi yaptık işte karakter tanıtımları yaptık karakter dizilim serisine başladık ondan sonra CTP rehberi yaptık onu bunu yaptık. İşte kartlar hakkında konuşuklardan hepsini anlattık, ama e, oyun beni gerçekten sıkmaya başladı. Çok ama çok sıkmaya başladı. Şimdi e, yeni oyuncular başlıyor. E, biz onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz tabii ki. E, yani evet oyunun belli baş noktalarını anlatmaya çalışıyoruz. Hatta şu anda neredeyse bütün videolarında birçok şeyi anlattım. Yani çok fazla abartı bir şey kalmadı açıkçası anlatılacak. Hani Zaten oyun modlarımız belli yani orada kullanacağımız karakterler belli. Ee, bir tane Shadowland bölüm var yani evet keyifliydi gayet güzeldi. Ee, ama hani 30 kat oynuyorsunuz hatta artık haftada onu bile oynamaktan sıkılıyorsunuz. Ben gerçekten çok sıkılıyorum artık oyun yani oynadığım için. Mesela ben ne, ne için oynuyorum biliyor musunuz? Asla hani işte biometrik kastim diye şu anda oynamıyorum. Sadece kart geliyor. İşte altılız kart e yapıyorum her hafta ve işte onunla değişim atıyorum ama güzel bir kart gelmiyor yine her hafta bunu yapmaktan da sıkılım açıkçası zaten kart toplayamıyorum bir yerden bu gerçekten beni sıkmaya başladı e, e 30 kattan sonra zaten hepsi aynı yine yani onu oynamanın hiçbir mantığı yok zaten evet ctp düşebiliyor ama yani çok düşük bir ihtimal ya hani bari çok inanılmaz zor katlar koyun da böyle hani 30'dan 60'a e kadar gelen böyle sağlam bir CTP aslında ama gerçekten zor katlar koyun. Hani öyle 100, 5, 130 yani ne bileyim gerek var mı yok yani çok sıkıcı olmaya başladı. E baş düşman var. Genelde oyun e, birçok açıdan bu buradan dönüyor. Çünkü birçok karakterin kası, kasabilmeniz için hani burayı oynamanız lazım. işte karakteri kategori yapabilmek için, kategori yapabilmek için burayı mutlaka oynamanız lazım. Burayı oynamama gibi bir ihtimaliniz yok. Çünkü ee, karakter kasarken işte ne, lazım size ilk başta işte şöyle normal bölüme gelelim ee, işte norm karanlık kaşı lazım işte parçalanmış karanti madde lazım bunlar lazım ilk başta işte mutlaka temizleme bileti eksenini e, alabilmeniz için hani temizleme bileti eksenini kapatabilmeniz için burada yine 5 kere oynamanız lazım güzel temizleme bileti veriyor eskiden düşman kuşatması mıydı evet oradan alıyorduk şimdi buradan alıyoruz her neyse Burayı mutlaka oynamamız lazım. Ya burayı da yani en fazla 10 karakter yani en fazla 10 karakteri burası için diyoruz. Gerisi inanılmaz gereksiz. Gerçekten gereksiz. Yani e, buradan da artık sıkıldım her gün oynamaktan. Gerçekten hiçbir yeniliği olmayan bir oyun modu. İşte zaten yüksek katlara çıkılıyor. Bunda sıkıntı yok. İşte geliyorsunuz mesela 60. kata. E, burada işte bayağı uzun süre oynamanız lazım. Gerçekten uzun süre oynamanız lazım. Hani çok sıkıcı olmaya başlıyor bir yerden sonra. E, zaten güçlü değiller. Hani şu ilk tamamlama görevlerine gerçekten hiç gerek yok yani. Yani çok mantıksız buluyorum ben. Hani tamamlayınca bir şey olmuyor. Yani 60. katı açıyorum işte kutu veriyorsun. E, bundan da bir şey çıkmıyor genelde. Yani şunları koymuşsun ama gerçekten hani çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. E, alta bu bari şeyleri koyma da işte Phoenix Tudor, Norcran, Kaşıdır, e, parçalanmış kara işte kara koyma. Adam akıllı bir şeyler koy, Hani en azından e, en kötü ihtimal 6 yıldız uru alalım veya 6 yıldız e, uyanmış ISO 8 alalım. Hani bunları alalım ki e, bir mantı olsun şu kutunun. Zaten öyle ayda yılda bir atıyor. Tamam e, hani fethet meselesinden de çok çok geliyor. Onda sıkıntı yok. Ama ve gerçekten o, o onu oynadıktan sonra yüksek katlara çıktıktan sonra işte yüksek kata böyle çıkıyorsun 80'e 90'a işte kırmızı kutu geliyor böyle diyorsun ağacı basit tipi falan çıkar mı? bir geliyor böyle Phoenix diyor bütün moral gidiyor yani hani bir şeyler istiyorsun oynayan ama oyun size bunu vermiyor gerçekten vermiyor. Ee, Efsanevi savaştan bahsetmeyeceğim bu bile zaten işkence ya bir karakteri alt türü altı yapmak gerçekten işkence hani yapıyorsunuz o da şans bu da şans yani oyun zaten size bir şeyler veriyor ama onu da hani süründüre süründüre veriyor yani gerçekten böyle bir mantık olamaz işte e, hikaye mod görevi getirdiniz hiçbir hediye yok hani hiçbir e, alınabilecek bir şey yok işte Kaptan Amerika Iron Man Black Widow kategori 2 veriyorsun e ben onu yaparım zaten yeri madde yeri olsun yaparım yani ne var onda bir tane kutu koymuşsun buraya işte e, ne varmış premium kartları koymuşsun CTP'leri koymuşsun. Her şeyi koymuşsun. Çok güzel ama atmıyorsun. Hani zaten insan bu yani şurayı bitirmek için bir saat uğraşıyor. ondan sonra bir şey gelmeyince sinirleniyorsun tabii ki. Şuraya altın koymuşsun. 4 yıldız ISO 8 koymuşsun. Ben buraya niye oynayayım ki ya? Gerçekten bunları atacağını bile bile niye oynayayım? Gerçekten sıkıcı. Yani kostüm koymuşsun. 2-3 tane kıytırık. Yok. E, boyut görevi zaten tamam klasik hani madde topladığımız yer bunda sıkıntı yok güzel bir oyun modu e, ama oyn oynamıyoruz yani her neyse ya, hani en sağlam olması gereken oyun modları şurası or pardon Ç Heh, gir yapayım şuraya ortaya gelelim hani burada gerçekten PvP kısmında e, takım oyunlarında gerçekten güzel oyun modları lazım hani burada e, Galactus yaptığınız zor olacaktı sözde ama hani giriyorsun tek başına alıyorsun artık o kadar sıkıcı ki Hani her hafta oynuyorsun mesela. E, burada öfke tipi alma imkanın var. E, 8x basıyorsun, 9x, 10x basıyorsun ama çıkmıyor. E, bu da yani şans. ya e, her şey şans. E, ondan sonra baş düşman istilası var. Hani gereksiz bir oyun modu. Gerçekten gereksiz bir oyun modu. Hani baş düşman istilası. Yani buraya o kadar güzel şeyler yapabilirsiniz ki. Ya yapabilirsiniz ki gerçekten güzel olabilecek bir oyun modu. Hani Birleştirin bir tane oyun moduyla orayı hani gerçekten mantıksız bir oyun modu takım oyunu altın kaçıyorsunuz ama yani oynamadığınız bir oyun modu oynamadığım oyun modunu ben ne yapayım yani gerçekten ee, şu yok yani şu oyun modunda gerçekten yok en önemlisi burada bir oyunda oyun modlarının güzel olması karakter kostüm o bu gerçekten önemli değil oynanabilecek güzel oyun modu lazım ittifak savaşı süper mod vardı Güzel skor sürdük ama onun da gerçekten içine ettiniz işte 7 milyon skor dedin. Şimdi yeni başlayan bir oyuncu bana diyecek ki işte skor atacağım nasıl yapacağım? Öfke ctp bulacaksın, sezgi ctp bulacaksın, oyun Urus'u bulacaksın, kartların hepsi premium kart olacak, kart bonusların tam olacak. Ondan sonra skoru oynayacaksın. Yoksa oynasan ne, oynamasan ne? Gerçekten oynasan ne, oynamasan ne? Gerçekten bu çok mantıksız bir olay. İşte... E yaptığım kategori işlerin bile bir mantığı yok artık ya. Gerçekten kategori işlerin bile mantığı yok. Ne nerede kullanacağım? Üstün başmanda mı kullanacağım? Zaten 5 kere kesiyorum. Hani 5 kere kesiyorum. Hiçbir şey vermiyor. Küp veriyor, işte kutu veriyor. E, kutudan bir şey çıkmıyor. Hani oyun çok aynı noktada dönüyor. Gerçekten bu çok sıkıcı. Gerçekten çok sıkıcı. İşte e, 14 günlük bir giriş e, pardon, etkinlik görevi getirdiler çok güzel. Bu Mega Katori 2'ye her yıl bir kere veriyorlar artık. Yani düzenli olarak neredeyse veriyorlar artık. Böyle yapacaklar büyük ihtimalle. E, şunun görevlerine bile o kadar saçma bir görev koymuşsun ki. Danger Room. Ya yani hani e, zaman savaşı tamam katılırım. Başman oynuyorum. Boyut görevi oynuyorum. müze enerji harcıyorum. Ya tehlike odası koymuşsun. Bunu kimse oynamıyor ya. Neredeyse birçok insan oynamıyor. Çünkü... Boş bir oyun modu ya. İşte biyometrik veriyor. Her gün kazanırsan biyometrik veriyor. Kazanamazsan onu da vermiyor yani. Ee, oradan da işte orası da gerçekten çok kötü ya. Tehlike odası da işte süper mod getirecekler. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum ama hani gerçekten sıkıcı bir oyun modu. işte buraya mesela koy ittifak savaşı normal mod tamamla koy. Yani bu, burada bile 14 gün boyunca onu oynamak zorunda bırakıyor oyun seni. Ee, ama oyun modu güzel değil. Ben niye oynayayım ki bu oyun modunu? Sadece mega için oynuyorum. Başka bir mantığı yok. Hani güzel bir oyun modu değil. Gerçekten değil ya. Ya ben sıkılmaya başladım. Yani bunu size paylaşmak istiyorum. Gerçekten bugüne kadar birçok yani yararlı şey anlatmışımdır. İşte biyometrik seçici hakkında, kategori uçlar hakkında, PvP, PvE, oyun modları, hangisini oynamak istiyorsunuz? İşte bunu karar verin. Yani birçok konuda size yardımcı olduğumu biliyorum. Yani bunu zaten yorumlarınızda gösteriyorsunuz. işte özellikler ne diyorsunuz falan. Hani Bunları görüyorum ama yani artık anlatacak bir şey bulamıyorum. Gerçekten her güncelleme geldi. işte bu karakter geldi işte böyle. Ne ne yapacağız bu karakterle Shadowland'da oynayacağız. İşte geldi kostüm geldi ne yapacağız bununla. Bir de heh, tamam işte devam edeyim. İşte kostüm geldi ne yapacağız bununla Shadowland'da oynayacağız. İttifak Savaşı. Pardon ittifak Fesi var. Biz bunu çok uzun bir süre oynadık ama hiçbir mantığı yok. Gerçekten yok. ödül yok ya adam akıllı bir şey yok ya gerçekten. Zaten aynı karakterler üzerinden dönüyor burası. Da. Hani e, sağlam bir PvP ctp'niz olması lazım işte. Jason olsun, olsun e, Authority olsun falan. İşte Thanos, Jean Grey, e, Captain Marvel, Doctor Strange, Quicksilver, e, Deadpool, Strife, Doctor Doom falan. Hani bunlar olacak çok sağlam bir şekilde. Daha fazlası da var da işte her neyse. Yani anladınız siz. E, en baba karakterleriniz olacak. Onlar da güzel dözelecek. Hafta boyunca oynayacaksınız, sıralama kasacaksınız. E Şimdi ödüllere gelelim. Bakalım şurada ödüller kısmı varmış. Ben buraya bakmadım. Ee, 1500 puan veya azı bakalım. Heh. Tamam. Ee, ödüller yükselmiş. 4 milyon altın veriyor. Ben bunu görmedim ya. Katılım ödülü var. Evet, buraya yeni ödüller gelmiş. Bakalım. Ben bunlara hiç bakmamıştım. Biliyor musunuz? Gerçekten şu anda bakıyorum. Hani o kadar uzun zamandır oynamıyorum ki. Ee, bir kez, bir kez katıldığınızda bakalım. Ee, şu iso 8'leri veriyormuş 10 kez katıldığınızda e, yani çöp yani gerçekten bak e, bakalım buradan size vereceği işte phoenix diyor normal karanlık kaşı falan her neyse 25 kez katıldığında tamam 30 kez katıldığında hani ne var ki burada şimdi gerçekten ne var şuradan atsa eminim bakın hani şunları atmasa bile bakın şu 4 taneyi atmasa bile bize atacağı şey şu enerji savunması urusu veya fiziksel savunma urusu veya işte ne bileyim iyileşme oranı hani bunları atacaktır tahminim ee, veya işte bakalım 1500 puan ve aşağısına bunları veriyor 1500'de 2000 puana 3000 altın milyon 3 kazanmada 2001 puan ve üstüne 4 milyon veriyor İkincisine 1 milyon 2-3'e bakmıyorum da ee, az veriyormuş. Ya gerçekten az 4 milyon. Bir, bir hafta boyunca oynayacaksınız. Saatlerinizi vereceksiniz. Bunları kontrol edeceksiniz ve ödülünüz 4 milyonmuş. Ee, yani gerçekten ee, ittifak feti var. Şey pardon. İttifak turnuvası var. Devam ediyorum. En son ittifak turnuvası demiştim. Şimdi bakın buradaki e, 16 ittifak katılıyor ve e, bu skorda ilk 16'ya giren ittifaklar katılıyor genelde. Şimdi burada en çok skoru atmanız lazım böyle bir durum var ee, şimdi birçok karakteri skorcu yapıyorsunuz yancılarına CTP'ler takıyorsunuz işte e, Odin takıyorsunuz ve çok sağlam skor atmanız lazım gerçekten ittifak olarak bütün üyeleriniz sağlam skorlar atmalı et turnuva oynayacaksınız daha sonra kartlarınızda YP'nin yüksek olması lazım bunları ayarlamak hani Oyun size diyor ki para yatırın, gerçekten para yatırın ve oynayın bu şekilde başka türlü imkanınız yok diyor yani. yani bu oyun modlarında o yani, para yatırmaktan başka şansınız yok. E zaman savaşı, güzel tamam zaman savaşı var, kristal falan alıyoruz her neyse. E, bir Vibranium ligi var, burada ilk 10'a girmenizin imkanı yok, İlk 10 hatta ilk 50'ye girmenizin neredeyse imkan yok. Kristal basmanız lazım, paso. Kristal basmanız lazım. Zararını oynamanız lazım. ilk ona, ilk 50'ye göre bilmeniz için. Adamlar o kadar kristal basıyor ki mantıksız yani. İşte platin Ligi de az çok öyle. Hani altın liginde biraz oynarsınız ilk ona. Yani onda sıkıntı yok. Ben ilk ona girdiğim için yani ona bir şey demiyorum. Ee, yani zaten burayı da ellemezler. Çünkü buraya da genelde para yatırdığınız için o şekilde oynuyorsunuz. Hani ben olsam ellemezdim. Hani niye elleyeyim ki adam para yatırıp birinci oluyor zaten. Bırakayım kalsın hani. Ee, ya oyun motoru çok aynı noktalarda dönüyor. Artık giriyorum hani oyuna, şurada görevlere bakıyorum mesela. Ee, burada bir danger room görünce kafam atıyor artık, gerçekten atıyor. Hani çünkü oynamıyorum, sevmiyorum. Hani işte zaman savaşı oluyor. Hani ona bile giresim gelmiyor bazen. Tam baş düşman niye oynayayım ki yani boşu boşuna öylesine koymuş hani üstün başmana tamam diyorum. Boyut görevine tamam diyorum. İttifak savaşı tamam hadi bunları oynuyorum. Mecburum zaten bunları oynamaya. Çünkü burada eşyalar, ödüller var en azından ya. Alabildiğim birkaç tane ödülü var en azından. Hani ona bile tamam diyorum. Hani CTP kart falan hani bunları geçtim zaten de işte altın alıyorum işte küp falan hani temizlem bile bunları aldığım için sıkıntı yok bunlarda ama danger room'a girip ne yapayım ben? Niye oynayayım ki yani? Ee, karakter kasıyorum işte. Vallahi boşuna kasıyorum. Gerçekten boşuna kasıyorum. E, ee, kostüm alıyorum. işte. dedim ki işte doktor doktor olsun kostümle alayım. Ee, yapayım. Tamam. 70 seviye yaptım. Biometrik açtım. işte e, ee, skinini açtım ama bu kadar yani. Yani yapacağım başka bir şey yok. Ben nerede kullanacağım ki bu karakteri? Hani nerede kullanacağım? Üstün başmanla mı kullanacağım? Niye kullanayım? Elimde Doctor Strange var, Luna Snow var, Kaptan Marvel var, Kaptan Amerika var, e, ee, Namor var işte ne bileyim ya yani bunlar var zaten Scarlet Witch var hani var da var Deadpool var Cable var bunlar var hani ben niye kullanayım onu daha hani e, şu saydıklarımdan bile zaten 5 tanesini kullanıyorum daha fazlasını değil hani öyle bir oyun modu yapmaları lazım ki bir de değil 2-3 tane oyun modu yapmaları lazım hani oyun modlarını değiştirmeden de bahsetmiyorum artık çünkü onların değiştirme mantığı oyun modunu zorlaştırmak e, zor, zorlaştırınca insanlar keyif alacak sanırım galiba öyle düşünüyorlar Böyle bir şey yok zaten. Hani kimse keyif almıyor. E, ee, Birçok kişi de bıraktı zaten biliyorum. Evet yani bunu da biliyorum. Ee, bizim ittifakımızda mesela Sezer abi vardı. E, ee, skor atıyordu biliyorsunuz, biliyorsunuz. Sağlam skor atıyordu gerçekten. Neredeyse artık skoru full yiyecekti. Derken böyle saçma bir ittifak savuşu spor mod düzeni geldi ve e, para yatırmanız gerekiyor artık yani yapabilmeniz için. Hani niyetine bakmıyor. Sen parayı yatır. İşte Odin ürünü diz e, ee, öfke CTP, sadece CTP bul, kartların da full premium kartı olsun, ee, set bonusların olsun ondan sonra zaten skoru atarsın sen rahat oluyor. Hani onda sıkıntı yok. Hani çok kolsuz olmanız lazım gerçekten hani skoru atamamak için gerçekten kolsuz olmanız lazım. Yani ya atamayacak kişi de yoktur ya. Hani bir tane rotasyon var ona uyuyorsunuz. Hiçbir zorluğu yok gerçekten yok. Hani bunu çok büyük bir samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten skor atmanın bir zorluğu yok. Gerekli şeyler varsa kartlarınız iyiyse o skoru atılıyor. Boş hani rotasyonsuz oynayın yine atarsınız. En azından bir 4 milyon falan atarsınız. Hani kartlarınızın çok iyi olması lazım ama. Ee, i̇şte öyle olunca tabii ki bıraktı o da hani başka bırakanlar da oldu ee, başka tanıdıklarından da bırakanlar oldu ki ben de bırakmayı düşünüyorum bir, bir iki güncelleme bekleyeceğim gerçekten size açık olayım bir iki güncelleme bekleyeceğim oyun motoruna düzelme olmazsa custom karakterleri kullanabileceğim bir yer olmazsa bırakmayı çok açık bir şekilde düşünüyorum çünkü artık oyuna girmek bana böyle bir zorunluluk gibi gelsin istemiyorum hani en azından şu megaya alayım belki hani düzelir umuduyla hani alacağım o megayı da. Yani düzelmezse zaten yapacak bir şey yok. Hani boşu boşuna oynadık açıkçası. Birçok oyunun zaten belli başlı bir vadesi var. O da olduktan sonra oynayasınız gelmiyor ama hani aslında yapabilirler. Hani düzeltebilirler ama yapmıyorlar. Gerçekten yapmıyorlar. Güzel oyun modları gelmiyor. Hani yani ben, ben açıklamak istemiyorum. Hani şöyle bir oyun modu yapın böyle yapın diye ama Yapılabilir yani bir sürü oyun var. Bakın biraz esinlenin edin yapın. Yani gerçekten e, insanlar sıkılıyorlar. Gerçekten sıkılıyorlar. İşte üstün başkana şu anda dokundular. Yani orayı bozacaklar tahminen. Ben buna inanıyorum gerçekten. Orayı bozacaklar tahminen. Ama şöyle bir sıkıntı var. Birçok kişi artık 99. kata geldi. Gelemeyenler için büyük bir sıkıntı olacak. Çok büyük bir adaletsizlik olacak. Hani orada bir e, yarışma olmayacak artık. Çünkü e, 99'a gelen geldi. Şimdi şey mantığı var. E gelen geldi ama zor diyorlar. Tabii ki zor. E şey pardon kolay diyorlar. E tabii ki kolay sana artık. Hani sen yaptın o işi o iş geçti artık. 99'da geldikten sonra bir mantığı yok oranın Çok bir mantığı yok. Hani 99 kessem ne? 20'yi kessem ne? Gerçekten öyle bir mantık var. E, CTP kart çıkaranlar genelde işte e, mavi kutudan çıkarıyorlar. İşte kırmızı kutudan bir şey çıkmıyor. Çok büyük bir mantıksızlık var burada. Ee, oyunun verdiği ödüllerden hani, tam ödül alacağım diye düşünüyorum tamam mı? Hani oyun bana ödülü attı işte, öfkesi tipi attı veya işte premium kartı attı. Ben bu kartı takıp öfkeyi takıp ne yapacağım? Gerçekten ne yapacağım? Bunu da çok düşünüyorum. Artık yani ee, o yani oyun gerçekten beni çok sıkmaya başladı. Ben bunu anlatmak istiyorum. Umarım anlatabilmişimdir ama gerçekten sıkılmaya başlıyorum. Ee, artık her hafta şey olan o oynayasım gelmiyor çünkü artık hep aynı şey kolay İlk 30 kattan sonrasında oynamadığım için giriyorum işte kategori 3'lerle oynuyorum doğal kategori 2'lerle oynuyorum direkt bitiriyorum hemen hemen bitiyor yani gerçekten hemen bitiyor e ondan sonrasında oynadım diyelim ya yani ondan sonrasında işte 105'e geldim ondan sonrasında oynamaya gerek yok artık hani 130 mu son e, ödülü oradan veriyordu işte oraya oynadın oradan sonra da e yok yani niye oynayayım ki gerçekten niye oynayayım. Her neyse böyle giderse bırakmayı düşünüyorum. Bırakacağım da. Yani bunun sıkıntı yok gerçekten. Bıraktıktan sonra da neler yapmam gerekiyor bunu da bilmiyorum. Yani dün size sordum hala MFF'ye devam et diyorsunuz ama neyi ne anlatayım ki? Yani gerçekten içerik kıtlığı yaşıyorum. Hani hep karakter tanıtımı yapacağım ama diyeceğim şeylere aynı işte üstün başmanda da kullanabilirsin. Score'da belki hani score'da zaten belli de üst başman kullanırsın. Devasa kesersin Galactus falan e, zaten artık e, önüne gelen kesiyor. Onu da zaten hiç sıkıntı yok. E, ne bileyim PvP oynasan ne yazar yani işte e, ne anlatayım ki yani, biyometrik seçiciden şunu mu kasayım şunu mu kasayım bunu mu kasayım kas ya birini kas fark etmez. İstiyorsan git ne bileyim e, Human Torch Cars, e, Molten Man, Iron Hammer, e, War Tiger kim olursa kas yapacağın şey o karakterlerle gideceksin Shadowland'da kat geçeceksin. Zaten bunda sıkıntı yok hiçbir problem yok yani yaparsın bunu her neyse bak şimdi bakın şimdi ittifaka gelelim şu biyometrik seçiciyi de göstereyim hemen şöyle dükkana gelelim ah yoruldum ya gerçekten oynamaktan yoruldum bu oyunu. Şöyle bakın son karakterler hemen şöyle yukarı doğru gelelim son karakterler bakın şu sonda gördüğünüz Iron Hammer'dan sonrası hatta Şuradan sonrası. Bunlardan herhangi birini kasabilirsiniz. Bunların hepsi rahat bir şekilde katlık geçer. Güzel bir şekilde 6 yıldız yapın. Uru dizin, ilk dizin. Bunlar geçer zaten. E ondan sonra işte ne bileyim diğerlerine kostüm alın. İşte Mert'si kasın, Kum Adam kasın, Ruby kasın, e, Mordo, Sharon zaten veriyor oyun size. E, ne bileyim Yancı kasın, e, Vision kasın ama yapacağınız bir şey yok. Shadowland oynayacaksınız. Başka bir şey yok yani. Yani bir iki tane de kostüm alıp onlarla da üstün başman keseceksiniz bu. Bu kadar. Neyse söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, nasıl hesap yani videolar istiyorsunuz gerçekten bilmiyorum bundan sonra. Çünkü hesap incelemi istiyorsunuz. Hani burada da anlatacağım bir şey yok bakın gerçekten yok. Kart dizici diyeceğim ben sana işte. <laughs> şu karakteri şu karakteri kast dememe gerek yok. Bunun için bir sürü video var zaten. Ee, onun haricinde e şu kostümü al falan dememe gerek yok. Hani iyi kostümleri zaten söylüyorum. Bunun içinde videolar var. Eee ISO 8'e diyorum. Bunlar hakkında da videolarım var. E, ne anlatayım ki başka? Ne anlatabilirim? Gerçekten bilmiyorum. E, bu şekildeydi. Umarım videoyu izlemişsinizdir sonuna kadar. Anlattıklarımı dinlemişsinizdir. Çünkü Eee sıkılmaya başlıyorum. Ve bunu da size paylaşmak istedim. Bu kadardı bu video. Daha fazla uzatmayacağım. Videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Mutlaka görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve Beni izlediğiniz için gerçekten tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.